Menülerimizdeki veya oyuncunun ana ekranındaki veya herhangi bir yerdeki UI'yi nasıl hareketlendiririz? Nasıl istediğimiz şekillerde animasyonlu hale getirebiliriz? Çok hızlı şu konuyu bir deleyelim. Abone olup video hoşunuza giderse beğenirseniz çok sevinirim. Algoritma içinde yorum atarsanız muhteşem olur. Öncelikle şöyle bir genel olarak bakalım neler yapabiliriz, nasıl çalıştırırız, nasıl tetikleriz. Hemen bir widget açarak mevzuya girişelim. User interface, widget blueprint, user widget, svp, alt ve deneme diyeyim. Açalım şunu. Canvas panelimizi atalım içeri. Daha sonrasında mesela ne kullanacağız? Ben şu anlık denemek için text atacağım bir tane. Buton atacağım. Bir tane de image atacağım. Image için kendi kanal logomu aldım, onu koyacağım. Böyle yakışıklı bir Arthur Morgan'a kimse hayır demez sanırım. Şimdi arkadaşlar UI'larımızın hazır olduğunu varsayalım. Mesela şurada main menümüzde güzel bir logomuz var. Bunu hareketlendirmek istiyoruz diyelim. Widget Blueprint içerisindeyken şuradan Window'a tıklayacağız. Buradan Animations'ı açacağız. Önce şuradaki Animations'taki artıya basıp bir Custom Event açar gibi düşünün bunu. Burada bir isme ihtiyacımız var. Neyi animasyonlandıracaksam ona tıklıyorum. Mesela image bizde. Şuradan add'e tıklıyorum. Buradan image diyorum. Şimdi animasyonlandırmak istediğimiz şeyi buraya aldık. Buradan artıya tıkladığımız zaman bu şeyle yapabileceğimiz her şey burada. Ben transform'dan bir hareketlendirme mevzusuna girişeceğim. Burası bizim alanımız. Burada bakın 0 frame'de olan şu çubuğu biraz sağa doğru genişletelim. Bu animasyonu kaç frame veya kaç saniye hareketlendireceğimiz anlamına geliyor. Mesela şu an 1 saniye oldu. Buradaki kırmızı noktalar da tam karşılarındaki şeyi temsil ediyor. Mesela bu translation'ı temsil ediyor. Mesela şu an XY'ye geçti. 0.5'e geçiyorum. Buradan Arthur mesela şöyle sağa doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi şuraya bir tane kırmızı nokta geldi. Bir tane de şuraya atıyorum. Ama bunu daha şöyle net bir sayıya atayım. Sonra tekrar 10'a geçiyorum. Burada mesela bunu 0 yapıyorum. Burada da 0 yapıyorum. Bunları şöyle shift'e basılı tutup kopyalıyorum. Ctrl C yapıyorum. 0.15. saniyede böyle 20'ye geçiyorum. Ctrl V yapıyorum. Hop, devamını attım. Aynı şekilde devam ediyorum. Tüm alanı doldurana kadar bu şekilde devam edeceğim. Şimdi şuradan play'e bastığımızda gördüğünüz gibi kötü ama bir animasyon, bir hareket var. Mesela şu butona geçelim. Diyelim ki bu butona biri bassın da rengi değişsin. Buton için farklı bir animasyon açacağım. Şuradan butonu aşağı çekeceğim. Background color'ını açacağım. Bu arada burada gördüğünüz gibi image'da background color yoktu. Yani buradaki her şeyin kendine özel farklı animasyon seçenekleri olabilir. İhtiyacınız olursa diye söylüyorum. Hemen neyse şuraya geçip şu background color'ı açalım. 0.20 saniye yaptım. 0'da beyaz yaz. 0.05'te bunun rengini yeşil yapalım. Biri buradaki şeye bastığında şu şekilde iki kere yeşil yanacak. Son olarak bir de şu text'e geçelim. Text'i şuraya alalım. Gördüğünüz gibi text'in çok fazla farklı seçenekleri var. Fontun materyalleriydi, arkasındaki shadow'du. Yani text'i bayağı bir şekilde animasyonlandırabiliriz. Ama ben biraz daha temelden gideceğim. Önce bir büyüklüğünü ve böyle bir rotasyonu falan değiştireceğim. Daha sonra bir de opacity'sini değiştiririm. Bunu da şöyle bir 0.40 saniyeye aldım. 0.05'e geçiyorum. Buradaki alpasını yani opacity'sini 0 alıyorum. Gördüğünüz gibi görünmez oldu. 0.10'a geçip bunu tekrar 1 yapıyorum. Bunun görünürlüğünü bu kadar da kapatmayacağım ya, biraz açacağım. Yani şöyle değişik bir şey oldu. Şimdi buraya muhteşem widgetlarımızı koyduk. Mükemmel şekilde animasyonlandırdık. Bunu nasıl çalıştıracağız? Daha doğrusu nasıl tetikleyeceğiz? Şimdi widget blueprintimizin bir grafına gidelim. Arkadaşları silelim. Bunlara ihtiyacımız yok. Buradan bir custom event açacağız. Hepsi için bu arada farklı farklı custom eventler açacağız. Bunları çekip play animation'a atalım. Text anime, text anime'in animation yerine atıyoruz. Arthur anime, Arthur animation'ın animasyon yerine atıyoruz. Buradan isterseniz ufak tefek bazı ayarları da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ne kadar hızlı olacak, play modu nasıl olacak vesaire vesaire. Şimdi ben bunu kendi karakterimle çalıştıracağım, o yüzden buradan. Öncelikle begin play'den create widget diyeceğiz. İsmi vbp denemeydi. Bunu şöyle bir değişken olarak alalım ki referansımız olsun. Sonra buradan add to viewport diyeceğiz. Şu an widget ekranımıza bastık. Animasyonlara geçelim. Mesela key 1 diyeyim. 1'e bastığımız zaman bunu çekelim. Text animation'ı çağıralım. Buradaki text animation widget blueprint'imizdeki custom event arkadaşlar. Şu an tamamdır. Animasyonlarımız da, tetikleme mantıklarımız da hazır. Şimdi sahneye geçip play'e basalım. Gördüğünüz gibi text'te, buton'da, image'da var. 1'e basıyorum. Animasyon oldu. 2'ye basıyorum. Sanki gidip basmışım gibi düşünün oraya. 3'e basıyorum. 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3. Şimdi genel olarak sistemi bir ele aldık. Temel olarak nasıl animasyona sokabiliriz? Bunu nasıl çalıştırabilir ve nasıl tetikleyebiliriz? Hepsini sıra sıra gösterdim. Hızlıca mesela karakterimiz öldüğünde ekrana bir game over çıkartalım ve o game over'a bir animasyon ekleyelim. Bunun için şunları bir sileyim buradan. Game over'ı text olarak ekrana çıkartacağız. Üzerine yazalım. Buraya animasyonumuzu oluşturalım. Text'imizi çağıralım. Önce bir rengini değiştirebilirim. Kırmızıdan beyaza. Bir saniye boyunca olsun mesela. Her kırmızı olduğunda büyütüp çekelim. Animasyon tamam. Aynı işlemi tekrardan buradan uygulayalım. Bir tane karakter öldürecek şeye ihtiyacımız var. Hemen bir onu oluşturalım. Kendi dünyamızda güzel güzel etrafta eğleniyoruz. O ne? Çok ilginç bir şey. Şuna bir temas edelim bakalım ne oluyor. Temas ettik. Game over. Full screen'leri bir göstereyim. Mesela geldik. Şuna temas ettik. Hop.
bangır bangır oyun öldüğümüz bize aykırıyor. Yani bu şekilde arkadaşlar. Mesela bir health bar yapsam her hasar aldığında karakterimiz o health bara bir şeyler yaparım. Veya crosshair her vurduğumda crosshair'i değiştiririm falan fistan. Fikirler çoğalır. Bu widget'ları UI'ı menülerde olsun başka yerlerde olsun hiç fark etmez. Tetikleme mekanizmasını istediğiniz şekilde kurup istediğiniz şekilde hareketlendirebilir animasyona sokabilirsiniz. Yani temelden basitçe pratik şekilde bunu göstermeye çalıştım. Umarım işinize yarar. Hoşunuza giderse abone, beğeni, bildirimleri sıkılırsanız sevinirim. Ayrıca Discord toplumumuza da davet edilmişsiniz. Fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlara belirtin lütfen. Algoritma için de hakikaten çok işe yarıyor. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay.